Özlem Albayrak, Azerbaycan Notları Başbakan Binali Yıldırım'ın 6. Küresel Bakü Forumu vesilesiyle ziyaret ettiği Azerbaycan'dayız. Başbakanın bu yıl katılımcı toplumlar oluşturmak için farkları azaltmak başlığıyla düzenlenen forumun güç, büyük güçler ve diğerleri temalı panelinde yapacağı konuşmanın ve ikili görüşmelerin ardından siz değerli okurların bu yazıyı okuduğu sırada biz yurda dönmüş olacağız.'' Ama madem Bakü'deyiz, Azerbaycan'la ilişkilerimizin son dönemdeki seyrine kısa bir özet geçmekte, belki bildiklerimizi yeniden hatırlatmakta fayda var. Bir kere Bakü, Tiflis, Kars Demir Yolu olarak anılan ve Demir İpek Yolu olarak da nitelendirilen yük taşımacılığının mesafesini, Çin'den Avrupa'ya kadar uzatan demiryolu hattının Türkiye dışındaki iki ortak ülkesinden biri Azerbaycan hem Türkiye hem Asya hem de Avrupa ülkeleri için önemli bir koridor olan ülkemizi Türkiye Cumhuriyetler ve Çin ile bağlayan bu hatla sadece Çin'den İngiltere'ye demiryolu ulaşımı sağlanmış olmuyor, sadece İpek yolu canlandırılarak medeniyetler buluşturulmuyor. Bu hat üzerinde başta yılda 1 milyon kişinin yolculuk yapacağı 6,5 milyon ton yük taşınacağı öngörülüyor. İlerleyen yıllarda da bu rakamların katlanarak artacağı düşünülüyor. Azerbaycan'la ilişkilerimiz hele de son dönemde tek milleti iki devlet yakıştırmasını sahiden de hak edecek bir yakınlıkta ilerliyor. Dün Başbakan Yıldırım Az TV'de Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının 10 milyar doları geçtiğini, Türk iş adamlarının Azerbaycan'daki yatırımlarının da 10 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etti. Hali hazırda Azerbaycan'da 2900'den fazla Türk şirketi, Türkiye'de ise 1100 civarında Azerbaycan şirketi faaliyet gösteriyor. Azerbaycan'daki yabancı şirketler sıralamasında Türkiye birinci sıraya yükselmiş durumda. Azerbaycan'ın dış ülkelere yaptığı yatırımlarda da birinci sırada Türkiye bulunuyor. Zaten Türkiye, Azerbaycan gazının da en büyük alıcısı konumunda. Aksi iddia edilmesine rağmen diğer ülkelerden ithal edilen doğal gaz fiyatları ile karşılaştırıldığında Azerbaycan gazı Türkiye'ye çok daha ucuza geliyor. Azerbaycan'ın ekonomisinin yarısını petrol ve doğal gaz oluşturuyor. Bugüne dek Türkiye, Azerbaycan'la birlikte Bakü Tiflis, Ceyhan Petrol ve Bakü Tiflis Erzurum doğalgaz boru hatlarını hayata geçirmişti. Bu yıl içinde hayata geçecek olan Trans Anadolu doğalgaz boru hattı Kısa ismiyle TANAP, Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer etmesi planlanan en büyük ikili projelerden biri. Yani TANAP iki ülke arasında gerçekleştirilen gaz işlemlerinin fiyatını belirlemekle kalmıyor, Azerbaycan gazının Avrupa pazarına istikrarlı çıkışının da önünü açtı, açacak. Ayrıca Azerbaycan Kafkasların en hızlı büyüyen ülkesi konumunda, daha da önemlisi Kafkasların uluslararası bir koridora dönüşebilmesi için de ana aktör konumunda. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sadece ekonomik işbirliğine dayanmıyor elbette. İki ülke arasında tarihi, kültürel ilişkiler, dil ve duygu birliği, kardeşlik bağı var. Azerbaycan'a yolunuz düştüğünde mesela kendi diliniz dışında bir dil konuşmak, dolayısıyla kendinizi yabancı hissetmek durumunda kalmıyorsunuz. En fazla şehir değiştirmiş gibi oluyorsunuz. Çünkü burada da konuşulan dil Türkçe, telefonu açmaya zang aşağı inmeye aşağı düşmek diyorlar mesela. Ama sonuçta yine onların deyimiyle dillerimiz birbirini okşuyor, rahatça anlaşıyor. Türkçe dışında başka bir dil bilmiyorsanız bile iletişim problemi yaşamıyorsunuz. Sadece dil mi acılar da ortak. 1992'nin 26 Şubat'ında Ermenilerin Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliam, her yıl Türkiye'de de hem devlet nezdinde hem de hatırı sayılı kitleler tarafından anılıyor. Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ilk tepki veren liderlerden birinin İlham Aliyev olduğunu da hatırlatalım. Darbenin hemen ertesi günü hükümete Erdoğan'a desteklerini bildiren Aliyev, Erdoğan'a bu bir yandan Türkiye'nin devletçiliğine, diğer yandansa Türkiye halkına, iradesine ve seçimine karşı yapılan dehşet verici bir cinayettir. Her zaman Türk halkının ve devletinin yanında olan Azerbaycan halkı ve devleti, Türkiye anayasasına, demokrasisine karşı yöneltilmiş bu cinayeti keskin bir şekilde kınıyor ve kabul edilemez buluyor. Eminim ki Türkiye Halkı ve Yönetiminin birliğini sergileyerek darbe girişiminin karşısının alınması yönünde yaptıklarınız kesin eylemler sonucu kardeş ülkede durum kısa sürede istikrarlaşacak ve önceki duruma geri dönecektir diyen bir mektup göndermiş. Türkiye'nin zor zamanında Batılı bazı devlet yöneticileri darbe girişiminin sonucunu bekleyerek susarken açık bir tavır sergilemişti. Bir vesileyle hatırlatmak istedim. Özlem Albayrak Yeni Şafak